radyo tiyatrosu. Düğmeler. Yazan İlze Ayhinger. Dilimize çeviren Behçet Necatigil. Mikrofona koyan Zihni Küçümen. Şehir tiyatrosu sanatçıları oynuyorlar. John Muhip Arcuman, Ann Nedret Güvenç, Rosie Suna Pekuysal, Jean Filiz Toprak Usluer, Bill Rıza Tüzün, Jack Kemal Bekir, Satıcı Okan Bilgütay. Bugün gene işittin mi Eyn? Evet, her zamanki gibi çıkmadan az önce. Ya ötekiler, onlar da işitiyorlar mı? İnsan zamanla alışıyor, işitmez oluyormuş. Öyle diyor Jane. O 2 yıldır bu serviste. Artık duymuyormuş adeta. Rosie de önceleri çok korkmuştum diyor ama artık korkmuyormuş. Ya sen? Ben de öyle olurum. İlkin korkularım sona erer derken bakarsın duymam artık. O zaman mesele kalmaz. Bu tıkırtıların sebebi neymiş acaba? Rosie'ye göre belki de düğmeler orada yapılıyormuş da ondanmış bu. Bu düğmelerden birini görmek isterdim. Güzel şeyler. Parlaklıkları da öbür düğmelere hiç benzemiyor. Elimi değdirdikçe bazen parmaklarımın arasında meyveler gibi sıkıvermek geçiyor içimden. Fakat çok sert şeyler. Biri renkli değil mi? Sanki tek rengi değil de bütün renkleri toplamış kendinde. Sonra o düğmelerin teki benim bir haftalığımdan pahalı. Ama hiçbirini alıp eve götüremem. Ertesi gün yine yerine koyacak olsam bile anlarlar. Öyleyse ben de bir tane satın alır sana hediye ederim. No, hayır istemem. Sonra üzerimde yabancı bir şey var hissine kapılırım hep. Yabancı bir şey mi? Hem de çok pahalı. Benim bir haftalık param. Haftalığa, aylığa ihtiyacın olmasaydı da artık oraya hiç gitmeseydim. Evet. Ben de öyle olsun isterdim. Yağmur azaldı, gidelim. Ne diyecektim John? Mağazadaki gürültü hiç de yağmur sesine benzemiyor. Daha çok dolu düşmesine benziyor. Yahut çıtırtılı bir ateş yanıyor sanki. Yine başladı. Ben artık duymuyorum bile. Bir zaman sonra sen de duymazsın. 10 yılda geçse yine aynı korkuyu duyarım. Önceleri herkes böyle zanneder. 6 hafta önce artık korkmayacağım aklıma bile gelmezdi. 2 yıl aynı serviste kalın da görürüz. Ben duymasam korkarım sanıyorum. Ya ilk zamanlar? O zaman nasıldım unuttum artık. Ama elbette. yani herhalde insan gidip birine sorabilir. Belki de pek basit bir şeydir bu. Olabilir. Hatta belki Bill veya Jack de biliyorlardır. İnsan satıcı olur da hiç bilmez mi? Öyle, bilirler şüphesiz. Herhalde düğmelerin yapımıyla ilgili bir şey. Sormadın mı Jane? 2 yıl oldu da hiç sormadın mı? Bana ne bundan? Düğmelerin nasıl yapıldığı gizli tutuluyor. Kapı dışarı edilmek istemem. Oysa Bill'le aranda iyi değil mi? Hep de iyi olsun isterim. Düğmeleri ateşe tutuyorlar belki de. Belki. Ya da tornadan geçiriyorlar. Fakat çoktandır yeni modeller görmedik Jane. Ben geldiğimde sonuncu yeni yapılmaya başlamıştı. Elizabeth. Şu mavi düğme değil mi bu? Ondan az önce de Sylvia ile Vernon'u çıkarmışlardı. Sen yalnız mıydın burada? Rosie gelene kadar. Hiç korkmadın mı? Yani ilk işittiğin zaman Jane. Bill hemen dostluk gösterdi bana. Sonra Jack. Hayır korkmadım sanırım. Ama ilk geldiğin zaman Jane. İlk geldiğim zaman mı? Yeni arkadaş siz misiniz? Benim. Herhalde benim. Şansınız varmış. Bu servisin bir başkalığı mı var? Burası lüks düğmeler servisi. Bence bütün servisler kapatılır da bu servis kalır. Sizin işiniz de hiç öyle zor değildir. Düğmeleri çeşitlerine ayıracak, sonra da sayacaksınız. Güzel düğmeler. Hepsinin adları var. Şu Vernon, şu Elizabeth. Şunlar da konacakları kutular. İşi çabuk kavrayacağım sanırım. Çabuk kavrarsanız çok iyi. Adım Bill, satıcıyım. Benim adım da Jane. O halde anlaştık galiba Jane. Umarım. Sık sık işimiz düşecek birbirimize. O ne? İşte sen de korktun Jane. Hayalimde Bill'le konuşuyordum. Onunla ilk konuşmamın tekrarı. Ben geldiğim zaman Jack karşılamıştı beni. Herhalde o da aynı şeyleri söylemiştir. Oh, burası neden bu kadar sıcak? Bazen her şey fırıl fırıl dönüyor adeta. Elektrik ocakları var da ondan böyle kuru sıcak. Sevinin sıcakta olduğunuza. Her gün ayırıp istif ettiğimiz bunca düğmeyi ne yapıyorlar? Sonra neden yapılıyor bu düğmeler? Thank you.
Neden yaparlar iyi? İplikten, bağdan, fil dişinden. Hayır, sizin servistekileri. Bilir miyim? Her gün yüzlercesine elliyor, parmaklarını arasında tutuyorsun da bilmiyor musun? Elleyip tutmakla ancak neden yapılmadıklarını bilebilirim John. Ama elbette benzetebileceğim bir şey vardır canım. Tahtadan mı, camdan mı? Sanki ağaçtan kiraz koparıyorum. Hepsi de kırmızı, taş katısı kirazlar gibi. Onları damağımla dilimin arasında ısıtmak, yeniden kiraz yapmak istiyorum. Ama nasıl yapayım, saymaktan baş alamıyorum ki. Fakat saçmalıyorum. Jane bugün çok yorgundu. Ben de şimdi çok yorgunum. Ondan bana geçmiş yorgunluk. Ya saçmalamıyorsan? Bir sevinmemize bakalım. Sevinç içimden gelmeliyim. John. Bugün çok değişmişsin. Yüzün de öyle. Hava çok karardı da ondan. Deminki biraz aydınlık da kayboldu. Gidelim. Ama yarın bir düğme al yanına. Ha? İyi. Yarın bir düğme getir. June, Margaret, Vernon, June. Yeter Rosie. Yüksek sesle sayıyorum, o kadar. Yavaş say. Niçin? Boyuna birisini çağırıyorsun sanki. Ain diyeceksin neredeyse. Ain. Neden olmasın? Yahut Jane. Bir şey söylesene Jane, korusana kendini. Jane. Söylenişi de güzel hani. 6'ya 5 var. Aynayı uzatır mısın Anne? Güzelsin Jane. Rahat bırak beni Rosie. Ciddi söylüyorum. Jane'in bugün güzelliği üstünde. Sence de öyle değil mi Anne? Evet, Jane'de bir güzellik var bugün. Hiç nazik değilsin Anne. Yani ben her zaman... Bunu demek istemedim ama bugün pırıl pırılsın. Pırıl pırıl mı? Saçların diken diken değil. Ne diye diken diken olacakmış saçım? Yani hiçbir şeyin savrulmuyor rüzgarda. Ne diye savrulsun, rüzgar yok ki. En bakmış çaresine. Onun saçları havası boşaltılmış yerde de uçuşur. Hiç havasız yerde. Şimdi buldum Jane. Sende öyle bir hal var. Jane, tam formundasın. Hiç havasız bir yerde gibisin. Sanki öylece kalıvereceksin. Böyle kalsam çok sevinirdim. Bir şey mi dedin Yok ama ben şu anda nasılsam hep öyle kalmayı asla istemem. Kapıyı açsanıza. Hiç hava yok burada. Hava almak istiyorsan gidebilirsin Saat 6'yı vurdu. Ben de gidiyorum zaten. Bozuşmayın çocuklar, bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Bil senden hoşlanıyor Jane. Elbette. Çıkınca kapıyı kapa Bir yorgunluk var üzerimde Rosie. Gözlerim gittikçe ufalmasa sesimi çıkarmaz. Daha görüyorlar ya, önemi yok. Bil gelinceye kadar görmez olacaklar. Bil gelince açılır gözlerin. Keşke şimdi gelmiş olsaydı. O gelseydi de kapansaydı gözlerim. Artık ben de gideyim Jane. Rosie. Bir şey mi istiyorsun? İnsan bu kadar yorgun olunca her şey küçülüyor. Bil gelene kadar yat uyu. Bana öyle geliyor ki ağzım da küçülüyor. Ağzım, gözlerim. Yat uyu, fabrikada kimse kalmadı. Ağzım, gözlerim. Rosie, kapatamıyorum onları. Böyle yorgun oldum mu gözlerim küçülüyor. Ama kapatamıyorum onları. Şimdi yalnız sen büyüyorsun Rosie. Bir sen devleşiyorsun gözümde. Kapıyı açık bırakıyorum Cem. Kapı gibi kocaman. Açık kapı gibi. İşitiyor musun beni Rosie? Gözlerimi kapayamıyorum artık. Sanki bir daha hiç kapanmayacakmış gibi. Ufalmış, yarı açık. Sanki başımda göz falan değil, iki küçük yarık varmış gibi. Sen misin Bill? Hayır, benim. Niye döndün? Eşarbımı unutmuşum. Rüzgar var dışarıda. Gözlerim küçüldükçe küçülüyor. Biraz benimle yürüsen Jane. Rüzgar iyi gelir sana. Bill'i bekleyeceğim. O halde iyi geceler. Şimdi sen de açık kapı gibi kocamansın Geldin işte. Bugün serinlik çok hoş. Başka? Satış nasıldı? Hep aynı. Lüks düğmeler gidiyor, ötekiler duruyor. Sen de yalnız lüks düğmeleri sat Bill. Öyle yapmalı Jane. Ötekiler nerede? Rosie Jack'le buluşacak.
Galiba en de gitti. Biz? Bugün kendimi bir tuhaf hissediyorum. Hasta mısın? Hasta değilim. Yalnız biraz yorgunum. Üzerimde tuhaf bir rahatlık var bir. Tuhaf bir rahatlık. Öyle pırıl pırıl yüz yuvarlak. İyi ya Jane. Kendini öyle hissediyorsan iyi bu. Öyle yatıştırıcı ki. Peki ne yapacağız? Her şey. Ne istersen. Galerileri gezsek? Seyredecek bir şey olmasın. Bir yerde müzik dinleyelim. İşitecek bir şey de olmasın. O halde yapılacak tek şey var Jane. Olabilir. O raddeye geldin demek. Gelmişim demek. Öyleyse bizimsin Jane. Düşündüğümden çok daha küçük. Çok sevindim Jack. Nihayet benimle geliyorsun. Annem bundan önce iki kere senin için çayı boşuna hazırlamıştı. Bugün boşuna olmayacak Rosie. Hem annemle babamdan ne diye çekiniyorsun? Seni görünce sevinecekler. Beni bu kadar değiştiren kimseyi çok merak ediyorlar. Değiştiren mi? Herkes söylüyor. Güzelleşmişim ben. Annem evvelce benimle sokağa çıkmak istemezmiş. Ama şimdi... Şimdi ben de başkalarına benzedim. Seni tanıyalı beri. Fena mı Rosie? Şimdi benimle de insan içine çıkılabilir. Sahi çoktandır benden çıkmamıştın Jack. Siz çok uzakta oturuyorsunuz. Bana da gitgide uzak geliyor. Bazen mağazadan bir adım ötesine bile gözüm almıyor. Hep mağazada kalsam keşke. Ya. Hiç çıkmasam, senden hiç ayrılmasam. Her gün soruyorum kendime. Ne diye eve gidiyorum sanki? Ya neden peki? Ciddi söylüyorum Jack. Ayaklarım her akşam daha da ağırlaşıyor. Şehri geçerek metroya gitmiyor muyum başlıyor. Sonra yolculuk boyunca hele burada inip de köprüyü geçmiyor muyum çoğalıyor. Sonra bu yolu tırmanırken... İyi akşamlar Matmazel Rosie. Buradaki insanlarla benim ne alışverişim var bilmiyorum. Selamlarını aldığım bile yok artık. Artık senden başkasıyla bir ilişkim olsun istemiyorum. Ne güzel Rosie, ne güzel. Bu yolu çıkmaya başlamıyor muyum? Soluğum kesiliyor adeta. Takatim daha ilerisine yetişmiyor. Geldik Jack. Eve mi? Hayır, ilk posta kutusuna. Ben hep burada durup dinlenirim. Bu kutuya dayanır, başımı koluma yaslarım. Ne güzel kutu bu. Burada geri dönmemek için olanca gücümle direnmeye çalışırım. Koşup sana dönmemek için Jack, sana ve... Eve? Ve mağazaya. Bugün bile. Bugün de mağazaya dönmek istiyorum. Yanımda sen olduğun halde. Öyleyse niye gidiyoruz? Evet, niye gidiyoruz? İşin kolayı varken ne diye kendini zorluyorsun? Annemin neler söyleyeceğini önceden biliyorum. Evimizin önündeki bahçe bütün öbür bahçeler gibidir. Pencerelerimizde hep o sardunyalar. Anlıyorum. Perdelerimizde her evdeki gibi beyazdır. Her evdeki gibi. Biliyorum, biliyorum. Dönelim Jack. Hemen yarın götüreyim de yerine bırakayım. Aldığımı kimse fark etmesin diyorum. Bırak kalsın orada Eğin. Neden? Çünkü ona elini sürmeni istemiyorum. Ama her gün bir sürü düğme geçiyor elimden. Ötekilerden ayrı, böyle tek olarak görmek istiyorum. Nasıl şey? Bu eski model bir düğme. Daha güzelleri de var. Ama ben bunu aldım. Pek farkına varmazlar diye düşündüm de. Adı Vernon. Vernon? Yenilerden fazla yok ama bunlardan çok var. Bazen iki elimi birden kutuya sokuyorum. Bakıyorum avuçlarımda hep Vernon. Elizabeth'lerden de epeyce var. Fakat bu düğme kutusundayken böyle görünmüyordu. John, götürüp yerine bir bıraksaydım bunu. Ben kız olsaydım bunu elbiseme dikmezdim. Alıp bana hediye edecektin hani? Ben görmek istemiştim. Işığı yakayım mı? Ortalık aydınlık henüz. Tuhaf bir aydınlık var bugün. Yağmur yağacakmış gibi ama odanın içine yağacakmış gibi. Her şey o kadar yakın ki. Yüzün John, sanki daha yanımdasın. Çok çok daha yakın bana. Biliyor musun bu ne Eğin? Sanki gözlerin başka gözler, ağzın başka ağız. Düğmeden. Düğmeden mi? Düğmenin parıltısından. Işıldayan kemikler olur ya, öyle bir parıltı sanki. Biliyor musun görünüşün nasıl John? Sanki ağzın, burnun, kulakların hepsi ayrı ayrı bağımsız şeyler. Ağzın, burnun, kulakların var da sen yoksun sanki. Onları birbirine bağlayan bir şey yok sanki. Sanki sen sen değilsin John. Hiç sen olmamışsın. Yak ışığı Eğin.
Suzan, Vernon, Gladys, Margaret. Jane artık bugün gelir mi dersin? Bilmem, belki hasta. Öyleyse çok hasta. Son zamanlarda fabrikasız edemiyordu. Bilsiz. Bil ve düğmeler. Hemen hemen aynı şey. Öyle mi dersin? Ben çok iyi anlıyorum en. Çünkü ben de aynı haldeyim adeta. Pazarları, düğmeleri özlüyorum. Çalıştığı pazarları Jack'i nasıl özlüyorsa. Jack ve düğmeler. Ben John'la düğmeleri bir tutmam. Tabii, John burada satıcı değil. Değil. Ama olsaydı? Olmaz ki. Neden olmasın? Arayıp bulamadığı şey. Başka bir iş buluncaya kadar bekler. Daha iyi. Burada biraz eski de o zaman görürüz en. Pazarları bizim gibi senin de düğmeler gözünde tüter. Yıllar yılı burada kalsam yine olmaz bu dediğin. Yıllar yılı ha? 5'e çeyrek var Rosie. Jane gelmez artık. Ben gidiyorum en. Bugün erken çıkıyorum. Niyetim Jack istiyor ki. Git. Sen de geçlere kalma. Vakit doluyor zaten. Ve sakın korkma en. June, Susan, Vernon, Gladys, Margaret. June, Susan. Yeter. Kalsın, usandım artık. Hala gitmedin mi Rosie? Kim var orada? Burada yalnız siz varsınız yanılmıyorsam. Korktum Bill. Düşündüm ki... Korkmakla düşünmek birbirine bağlı şeyler. Jane yok mu? Hayır. Bütün gün yok muydu? Hayır. Hasta mı? Düşünmüştüm de siz onun neden gelmediğini... Siz hep düşünüyorsunuz Jane. Fena bu. Sizi bundan vazgeçirecek bir kimse yok mu? Ben huyumdan memnunum. Yazık. Öyle olmasaydı ben yapayım derdim bu işi. Jane hasta galiba. Evet herhalde. Gladys kutusunda bir Vernon. Aa, Vernon mu? Daha dikkatli olmalısınız Eyn. Evvelki akşam eksikti bu düğme. Mazıyı baştan başa aratmak zorunda kaldık. İşte orada ya. Sayarken çok fazla şey düşünmemelisiniz Eyn. Ben satıcıyım değil mi? Ama farz edin ki düğme alışverişinde aklım başka yerlerde. Olur mu bu? Ben bir şey düşünmüyorum ki. Şerefine gidip içelim öyleyse. Bugün içmek istemiyorum Bill. Gitmeliyim. Yazık, kutlamak için vesile de çıkmıştı. Bir an hiçbir şey düşünmediniz. Ben gidiyorum artık. Ama telafi ederiz değil mi? Belki yarın değil mi? Onunla yalnızdım John. İkimizden başka kimse yoktu mağazada ama soramadım. Söze nasıl başlayacağımı bilemedim. Dilimin ucuna geldi, soramadım. Hem ola ki işimden çıkarır diye korktum. Çıkarsaydı keşke. Halimiz neye varır? Jane de hep bu yüzden soramadığını söylemişti. Sen bugün Jane'e gitmeyecek miydin? Düşündüm. Tanımadığım kimselerin yanında oturuyor. Evinin numarasını da bilmiyorum. Hem memnun olur mu bakalım? Sonra hastalanmak da istemiyorum. Hep o kuru sıcaktan nemli rüzgara gire çıka sonum neye varacak? Yolu da ters tarafa düşüyor. Bugün yeni haberler aldım Eyn. İş bulacağı benziyorum. 7'den sonra doklar müdürlüğüne gideceğim. Yine hiçbir iş olmadığını öğrenmek için. Sonra da bana bırak bu düğmeleri diyorsun. Her zaman da diyeceğim. Jane de bu yüzden hastalandı. O bu berbat sisten, soğuktan, bu acayip kardan hastalandı. Hayır, kuru sıcaktan, suni ışıktan hastalandı. Belki de. İkimiz de haklıyız John. Ama o kuru sıcağı, bu suni aydınlatmayı burada, bu çamurlu yolda, nemli rüzgarda seninle giderken düşündükçe ferahlıyor içim. Hiç değilse diyorum ben. Bak ne geldi aklıma John. Bile rica etsem de sana bir iş verse. Yani ben işimden ayrılmasam da sen bizim yanımıza gelsen. Ambalajda falan çalışsan. İleride ikimiz birden bırakırdık bu işi. Dur hele, biraz daha bekleyelim. Ama benim kuvvetim kalmadı artık. Artık olacağı şüpheli işleri beklemekten usandım. Üzülüyorum çocuklar ama böyle giderse pazar günü de buradasınız. Pazar günü de mi? Çaresiz, bunların sayılması, şu yığının ortadan kalkması lazım. Benim için fark etmez. Ya Eyn? Eyn pek razı değil gibi buna. Ben kalacaktım zaten. Randevun yok mu Eyn? Yok yok. Bu iyi, hepimizin işini kolaylaştırır bu. Pazar günü evde olmayacağıma seviniyorum. Elimizden geleni yapar, vakti nasıl geçtiğini hissettirmeyiz.
Belki yeni bir düğme daha yaparız o gün. Çok sevinirim doğrusu. Ben geleli hiç yeni düğme yapılmadı. Ya Jane pazardan önce gelirse? Gelirse iş değişir tabii ama açıkçası sanmam ki gelsin. Çünkü cumaya kadar gelmeyen pazara da gelmez artık. Pazar günü de mi Eyn? Evet, Jane gelmediği için. Ama sözleşmemiş miydik? Ben ne yapabilirdim John, ötekiler? Ötekiler dediğin bir Rosie. Ya Bill? Öyle ya Bill. Hep de neden onu unuturum ki? Biz de çalışsaydım pazar bütün gün yanımda olurdu. Ne yazık ki sizde çalışmıyorum. Evet, çok yazık. Ne yazık ki sizde çalışmak da istemiyorum. Yanında olabilmek için sizde çalışmak istemeyişim de ne hazin. Fazla üzülme John, yalnız bir pazarcık. Sebep de yalnız Jane'in gelmemiş olması. Ya gece? Yani bu gece demek istiyorum. Biz bu gece dediler ki birlikte bir yere gidelim de bir şeyler içelim. Bu da mı Jane gelmediği için? Beni rahat bırak John. Oh. Nihayet gelebildiniz Eyn. Evet. Sevindim. Ama ben onlar da gelecekler diye geldim Bill. Ya bense sizin onlar gelmezler diye geleceğinizi ummuştum adeta. Sözleşmiştik. Umarım ki gelirler ama ne yapalım gelmezlerse. Siz geldiniz ya, bunun şerefine içelim mi? Bugün yeni düğmeyi kutlayacaktık. Yeni düğmeyi mi? O ancak pazar günü. O halde anlamıyorum neden. Bugün sizi kutluyoruz. Peki sebep? Sebep mi? Kutlayacak ne var ki bende? Siz benim için her zaman yeni bir düğme kadar değerlisiniz. Sağlığınıza Eyn. Bil. Ama siz içmiyorsunuz. Peki yarın? Yeni düğmeyi kutlayacağız. İleride? Kutlanacak şeyler olacak daima. Daima mı? Hep yeni düğmeler olacak mı? Çok olacak. Eyn düğmeleri de olacak mı? Ne kadar isterseniz. Pek sevindim. Gözümün önünde canlandırıyorum da. Şimdiden hiçbir şey canlandırmıyor. Düşünüyorum. Düşünmek de yok. Hatırlıyorum da. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Artık gitgide dayanamaz oluyorum. Neredeyse. Artık her şey o kadar basitleşecek ki. Çok isterdim. Bazen küçücük olmak istiyorum Bil. Öyle minicik ki. Avuca sığacak kadar mı? İsterdim. Sahi mi? Kollarıma bacaklarıma yayıldı şarap. Siz miniciksiniz Eyn. Gitmeliyim. Öyle minicik ki artık yürüyemezsiniz adeta. O raddeye geldi mi? John! Yeni düğmeyi mi kutluyorsunuz burada? Yeni düğmeyi henüz yapmadık. Onu kutlarken ben de aranızda olmak isterim. Bir kerecik avucumda tutabilsem o düğmeyi. Vakit var daha. Yazık. Kal, gitme John. Gideyim daha iyi. Biraz yürüyebilecek kadar büyüğüm ben henüz. Faydalanayım bundan. Nereye gideceksin? Senin gitmeyeceğin yere. Yolunun üzerinde olmayan bir yere. Belki Jane'e. Sırf nesi olduğunu, bir haftadır kimsenin neden bunu sormak zahmetine katlanmadığını öğrenmek için. Biliyorum her şeyi gözümde büyüttüğümü. Siz orada biraz bir şeyler içiyordunuz. Mağazasında da hafif tıkırtılar oluyor biliyorum. Bana ne bunlardan değil mi? İş bulamıyorsun John. Ama beni her gün tedirgin ediyor. Bana her gün mağazadaki o gülünç gürültüyü soruyorsun. Benden Jane'e gitmemi... Belki bu yüzden hasta olmamı, bunlar yetmiyormuş gibi ötekilerle biraz içki içmeye gidince de onlardan uzak kalmamı istiyorsun. Hele kendine bir iş bul da öyle gel. Bana bunları o zaman söyle. Hem sen istiyorsan Jane'e gidersin. Gideceğim Eyn. Mutlaka gideceğim. Bırakın gitsin Eyn. Ah Bill. Şimdi her şey pek kolay olacak. Sonra şimdi her şey pek kolay olacak dedi. Ben bunu çoktandır söylüyorum. Peki John? Bilmem. Ama o seni yine bekleyecek bugün. İyisi mi çıkmam dışarı. Sahi Rosie, en iyisi bütün geceyi burada geçiririm. Korkmaz mısın? Korkmam. Ben artık daha çok eve gitmekten, dışarıda sürüp giden bu soğuk ve yağmurdan, tam altıda aşağıda dikilip beni bekleyen John'dan korkuyorum. İleride belki o da olur. Bakarsın geceleri burada kalabiliriz. Belki. Bugün gene doklar müdürlüğüne gittim Eyn. Peki. Aynı şey. Yolu boşuna yürümüşsün.
Bütün yollar boşuna. Önceden bilemezdim. Bilirdin John. Yakında yürümelerim sona erecek. Hele şükür. Sen Jane'e gidecektin hani? Evinin numarasını bile bilmiyordum. Hem de vakit çok gecikmişti. Dün akşam o taraflarda dolaşırken birdenbire düşündüm de... sizin fabrikaya girsem daha iyi olmaz mı diye düşündüm Eyn. Düğmeleri paket etsem yahut kutuları... Nihayet John. Ne iş olursa. Çabuk da ilerlersin. Senin her gün akşamlara kadar, hatta geceleri orada kapanıp kalmanı istemiyorum. Hemen başvur. Pazartesiye. Vakit ne de uzun geliyor bana. Hemen yarın gelip de sana yardım edemeyişim ne fena Eyn. Seni bütün bir pazar yalnız bırakmak zorunda oluşum ne fena. Bir pazar John, onu da atlatırız. Ah, ne garip pazar günü burada olmamız. Sence de öyle değil mi? Evet. Öbür günler bu kadar sessiz olmazdı. Ama ben buradayım diye seviniyorum. Annemin yatıp da babamın parka gittiği zamanlardaki evimizin sessizliği yanında bu hiç. Merak ediyorum acaba... Ne oldu? Dinle. Ben bir şey duymuyorum. Sokakta ayak sesleriydi zaten. Birden aklıma geldi de... Ne geldi? Acaba bugün gene duyar mıyız? Neyi duyar mıyız? Her zaman duyduğumuzu. İlahi en. Sahiden merak ediyorum. Bugün de duyar mıyız ki? Hem bugün ne diye duymayacakmışız? Aman. Ah, Jack bir gelse. Saat daha 3'ü yeni geçiyor. Ya Bill? Ne demek istiyorsun Rosie? Hiç. Jack söyledi. Bill getirecekmiş. Neyi getirecekmiş? Yeni düğmeyi. Çok hoş bir düğmeymiş. Domates renginde. Ya. Jack dedi ki önceleri çilek renginde olacağı benziyordu ama sonra domates renginde oldu. Uzunca bir düğmeymiş. Düğmenin çilek veya domates renginde olmasının sebebi nedir bilmek isterdim. Aslında şöyle veya böyle olmuş. Satılır satılmasına diyor Jack. O halde daha ne? Hem sonra diyor ki Jack sonuncu düğme değilmiş bu. Yeni birçok düğmeler yapılacakmış daha çok geçmeden. Çok sıcak oldu burası. Yine yağmur yağacağı benziyor. Margaret, Vernon, June... Vakit geliyor en. Yeni düğmeler getirecekler. İşitiyor musun? Hı? Evet, yankısı da pek hoş. Ne tuhaf. Bugün bu sesi işitmek sevindiriyor beni. İnsandaki yalnızlık duygusunu alıp götürüyor. Pazar gününü öbür günlere benzetiyor. Bugün zaman geçmek bilmiyor. Merhaba çocuklar. Bil, nihayet gelebildiniz. Sizi pazar günü de burada görmek ne güzel. Sanki kalabalık, mutlu bir aile gibiyiz. Gün bitmek bilmedi. Uygun bir ışık bekledik de yeni düğme için. Uygun bir ışık. Daha doğrusu uygun karanlık. Parıltısı daha güzel görünsün diye. Domates rengindeki parıltısı. Işık bütün öbür eşyalarda da önemlidir. Dükkan karanlıksa malı kapı önüne çıkarırız daha iyi görmek için. Evet, öbür şeylerde de. Sonra gündüz gözüyle hayal kırıklığına uğramamak için. Siz zeki bir kızsınız ama bazı şeylerde de geceliğin hayal kırıklığına uğramamak gerekir. Üstelik bunlar çokluk ötekilerden daha fazla satılır. Lüks düğmeler mesela. Bunu ileride öğreneceksiniz. Şunun gibi. Yeni düğme. Şimdi kutlayalım mı bu düğmeyi? Hem de hiçbir şey düşünmediğiniz dakikayı da birlikte kutlamış oluruz Eyn. Unutmadınız ya. Çok güzel değil mi? Büyük başarı oldu. Güzel bir düğme. Evet, becerdik. Ne zahmetlerden sonra. Neye benziyor tıpkı? Ben söyleyeyim. Düğmeye. Bence düğme en güzel gene düğmeye benzetilir. Daha var mı bunda? Sahi daha var mı sizde? Bir düğmeden bir tane olmaz herhalde. Sonra düğmeler birbirinin eşidir. En şuraya bak. Ya şunlar? Tek olunca ne işe yarar ki? Ne yazık. Jane burada değil. Yeni bir düğmeyi o da kutlamak isterdi hep. Daha ilk gününden... Ben de bulunsam der dururdu. Evet, çok yazık. Yazık ki bir daha da hiç gelmeyecek. Jane artık gelmeyecek mi? Hayır. Jane artık hiç gelmeyecek. Anlaşılan bıktı artık bu işten. Zavallı. Tam da yeni düğmenin... Gidip içmeyelim mi Jane'in şerefine? Yeni düğmenin şerefine içici sanmıştım. Yeni düğmenin adı Jane. İyi etmişsiniz Bill. Sevinecek Jane. Hem böylece o da burada bizimle oluyor. Kendisi burada olmasa bile. Jane'in şerefine. Sen misin Eyn? Bilmem.
Sahiden ben miyim John? Öyle yakınsın ki elimle tutabilirim seni. Tıpkı... Tıpkı ceketindeki düğmeler gibi. Öyle olsun, tıpkı ceketimdeki düğmeler gibi. Hep bende olan bir şey gibi. Fabrikada geçlere kalırsam ben de kalıcıyım artık. Pazarları çalışırsam ben de çalışacağım. Gece bile olsa. Bundan sonra ben de... Neyim var Eyn? Hiçbir şeyim yok. Sana ağır geldi. Bu sıkıntılar, bu hafta her gün biraz daha geç vakitlere kadar kalman sana ağır geldi. Sonra da bu pazar. Ama artık her şey düzelecek. Dün akşama kadar hep bunu düşündüm. Ne diye sizin yanınızda daha önce çalışmaya başlamadım? Niçin kararımı çok daha önce vermedim sanki? Aklım ermiyor. Mağazamızdaki tıkırtılar yüzünden. Mağazanızdaki tıkırtılar yüzünden. Hiç hoşlanmadığım bazı şeyler de vardı. Evet, doğru. Yeni bir düğme yapılacaktı. Bir düğme fabrikası için gayet tabii bu Eyn. Jane de artık fabrikaya gelmiyordu. Yeter. 3 gün öncesine kadar onu görmek isteyişim. Bence niçin bu kadar önemliydi bilmiyorum. Belki de yeni düğme bugün çıktı ortaya da ondan John. Domates renginde bir düğme. Domates renginde mi? Sonra da uzunca. Yine acayip bir yemiş gibi. Bunun için miydi dersin? Belki de düğmenin ismi bile kondu da ondan. İsmi nedir düğmenin? Jane. Jane, Gladys, Vernon. Sizleri ısıtabilseydim. Sizleri dilimin altında. Jane. Anne! Geliyorum. Ne diye kilitledin kapıyı? Erken gelmiştim de. Yabancı biri gelir de diye düşünüyordum bu bir sürü düğmeyi. Erken gelişi de bu yüzden mi? Ya niçin? Yeni düğmeleri hemen gene görebilmek için. Bütün gece rüyama girdi benim. Benim de. Sen ne gördün rüyanda en? Bak ben ne gördüm. Düğmeler üzeri yarık yarık bir ateş olmuşlardı. Ateş yükselmek, yarıkları kapamak istiyordu. Ama kapayamadı. Buna da sevindim ben. Sevindin mi? Uyanınca şunu düşündüm. Bizim için artık her gün pazar. Çünkü yeni düğmelerimiz var. Ne demek istiyorsun? Sanki herkes parklarda, bahçelerde de bir biz gizlice her gün buraya geliyor. Düğmeleri ayırıyor, yerleştiriyoruz. Ama hep kendi isteğimizle. Saat 4'ü geçince de Bill'le Jack'i bekliyoruz. Derken hava kararıyor. Tek tük ayak sesinden başka bir şey duyulmuyor aşağıda. Denizden de ses seda gelmiyor. Kilisenin o hafif çan sesleri bile duyulmuyor. Ne diyorsun Diyorum ki saat 4'ü geçince pazar günleri çanlar çalmaz olur. Bunlar hep yeni düğmeler vardı ondan. Ama neden yığdın bu düğmeleri buraya? Seyretmek için. Kutulara yerleştirmiyor musun? Ah, ne de güzel parlıyorlar. Donuklaşmadılar mı dersin? Bana yeter bu parlaklık. Hem saat 8 henüz. Ama artık içimde şu his var en. Sanki az sonra hava kararacak. İçimde hep bu his var. Kaçıncıyı sayıyorsun? 36. Yarına daha da çoğalacak. Hele öbür gün. Bil öyle diyor. En çok da eskilerinden varmış. Evet. Gladys mesela. Ben Gladys'i hep yeşil bir elbiseyle düşünüyorum. Bir yaz akşamında bir köprüye yaslanmış olarak. Ben yeşil elbisede ve daha başka elbiselerde de düşünüyorum. Jack söyledi. Gladys düğmelerinden çok varmış. O kadar çokmuş ki kimlere satacağız bilmem diyor. Ama dağıtmışlar her tarafa. Ürkütüyor beni. Ne ürkütüyor? Bu kadar çok oluşları, her tarafa dağılmış olmaları. İstense bile artık toplanamayacakları. Gladys'lerin artık hiçbir zaman bir araya getirilip bir yeşil yığın yapılamayacağı. Ne güzel şey en. Bir düğmenin aynı anda her yerde oluşu. Düşün, üzerinde Gladys'ler bir kadın küpeşteden eğilip denize bakıyor. Bir başkası asansörde onunla üst katlara çıkıyor. Bir üçüncüsü Gladys'le elbisesini karanlık bir odada bir koltuğun arkalığına bırakıyor mesela. Sus. Neden? Duymak istemiyorum çünkü korkutuyor beni. Bir kimsenin artık tek yerde değil de bu kadar çok yerde oluşu. Artık kimsenin onu kucaklayıp da Gladys diyemeyişi korkutuyor beni. O artık o değil. Kim o değil? Gladys. Gladys değil. Artık bir köprüye yaslanıp da eğilemez aşağıya. Jane gibi tıpkı. Jane gibi mi? Evet, Jane gibi. Onu bir daha toplayıp ısıtamaz. Ona seslenemezsek artık bu pencereden yaslanıp da aşağı bakamaz Jane. Aa, Jane artık bu pencereye yaslanmayacak tabii. Artık gelmiyor ki. Zaten Jane artık hiçbir pencereye yaslanmayacak.
Aa, niçin? Jane yok artık. Ha, yokmuş. Yok, ne burada ne aşağıda sokakta. Şimdi ayak sesleri duyuyorsan bu Jane'in ayak sesleri değil. Buradan geçmiyordu ondan. Demir yolunda tren düdükleri duyuyorsan bil ki artık hiçbir trende Jane yok. Hiçbir istasyonda inmiyor. Saçlarını arkaya atmıyor. Hiçbir geçitten geçmiyor artık. Jane'in şimdi nerelerde olduğu umurumda sanki. Limanda yatan ya da denize açılan motorların hiçbirinde yok artık. Onu üst katlara çıkaracak hiçbir asansör yok. Ortalık istediği kadar kararsın. Döneceği hiçbir oda yok. Boğulmuş olmasın? İneceği hiçbir deniz dibi yok. Beni rahat bırak. Aman bana ne canım? Ama belki yakında birisi Jane'le bir küpeşteden eğilecek. Birisi onunla asansörde üst kata çıkacak. Bir başkası karanlık bir odada Jane de elbisesini koltuğun arkalığına bırakacak. Hele çoğalsın da öyle. Nedir istediğin en? Toplayalım Jane'leri. Toplayalım mı? Dağılmalarından önce ısıtalım ellerimizde. Isıtacağız da ne olacak? Işıltısı yanında domateslerin parıltısı hiç kalan şu yığın belki ortadan kalkar da Jane yine pencereye dayanır. Neler de söylüyorsun en? Bana yardım et. Bugün henüz az. Yarın? Jane'ler çoğalınca Jane yok artık. Sıcak başına vurmuş senin. Hadi çık git hadi biraz. Hele öğlen olsun. Jane'i eve getireyim. Jane'i mi? Ne kadar varsa. Yapamam. Ötekiler gidene kadar beklersin, fazla değil. Anlaşılırsa atarlar beni John. Yahut daha beteri seni de artık işe almazlar. Yapmalısın Eğin. Madem ki henüz pek az, hepsini alabilirsin. Ya görürlerse? Görmezler. Alırız da başaramazsak? O zaman yarın sabah erkenden düğmeleri gene mağazaya götürürsün, korkma. Saat 4. Hemen de 4 oldu. Zaman geçmek bilmiyor. Bence çok çabuk geçiyor. Bütün gün öyle mutluyum ki. Yağmur yağsaydı keşke. Ama yağmur falan yok. İşte Jack'le Bill geliyor. Biziz. Jack! Gene rahatsız ettik sizi. Beni rahatsız etmiyorsunuz. Yalnız Eni. Daha demin diyordu ki. Düğmelerde ne parıldıyorlar dedim. Evet zamanı ama böyle ortada bırakmanız doğru değil bunlar. Bir şey olur da altından kalkamazsınız şimdi sonra. Kutuya koyacaktık. Artık hacet kalmadı alıp götüreceğim. Hemen şimdi mi? Şaşırdınız mı? Bu düğmeler ismarlanalı çok olmuştu. Ne o? Eliniz de titredi galiba. Yok hayır. Ama ayaklarınız Eğin. Titredi açıkça gördüm. Uzun zaman ayağa kalkmadım da ondan. Yazık. Düğmeleri hemen de alıyorsunuz. Ne güzel bakıyorduk. Yakında pek çok olacak. Bıkarsınız. Ben de öyle sanıyorum. Ne sanıyorsunuz Eğin? Yakında çoğalacaklarını. En demin diyordu ki. Hiçbir şey demiyordum. Bugün bir sıkıntınız mı var Eğin? Pazar yorgunluğu sadece. Şöyle adam akıllı uyumanız gerek. İşte düğmeler. Uzun uzun uyusanız, çok çok boyuna uyusanız Eğin. Az mı söyledim? Yatın, uyuyun, başınızı dinleyin Eğin. Evet, olabilir. Uyanınca da başka şeyleri bırakın, keyfinize bakın artık. Evet. Benim gibi yapın Eğin. Daha gençsiniz, iş işten geçer sonra. Evet, biliyorum. Ne iyi olurdu bildiğinizi hemen unutmasanız. O zaman içim rahat, 2 saat daha sizi yalnız bırakır giderdim. Gidebilirsiniz. Ya düğmeler Bil? Düğmeleri almıyor musunuz? Aha, sahi. Rozi her şeyi düşünüyor. Eğin'in unuttuklarını diyeyim. Yarın görüşürüz çocuklar. Bil. Ne var? Rica etsem acaba mümkün mü bugün biraz erken çıkmam? Olur mu Eğin, biliyorsunuz. Kendimi iyi hissetmiyorum. Biliyorsunuz hele şu sıra ne kadar lazımsınız buraya. Niceleri var ki sizin yerinizde olmaya can atarlar. Yalnız bugün için. Kaybettiğiniz pazarın acısını çıkarmak istiyorsunuz galiba. Evet biliyorum ama siz söylediniz uyumam gerektiğini. Uyuyun öyleyse ama ancak yarın sabaha kadar. O halde ben de gidiyorum. İyi uykular. Uyuyun. Yarın görüşürüz Eğin. Ne iyi buradasın Jack. Yalnız oluşumuz daha da iyi. Hiç bu kadar sevinmemiştim geldiğini duyunca. Hiç mi? Hiç Jack. Bugün ne farkı var? Hiç, yalnız birdenbire en korkuttu beni. Dedi ki, fakat hepsi saçma canım. Hem geçti gitti.
Kendimi gene iyi hissediyorum her zamanki gibi. İyisin ya, daha ne? Peki en ne dedi? Biliyor musun ne dedi? Pek de şey, aman işte, Jane'den bahsetti. Jane'den mi? Ha, dağıtılmadan önce Jane'i toplayalım dedi. Ha. Düğmeleri toplayalım da ısıtalım ellerimizde dedi. Isıtabilmemiz mümkünken dedi. Sonra ne dedi? Sonra dedi ki ışıltısı yanında domateslerin parıltısı hiç kalan şu yığın belki ortadan kalkar da Jane gene pencereye dayanır dedi. Ya. Böyle dedi demek. Evet. Rahatsızlığı bundan mı yoksa? Belki de rahatsız olduğu için böyle söyledi. Biliyor musun ne düşünüyorum Jack? Buradaki bu sıcaklığa artık dayanamıyor. Belli besbelli. Ya sen ne düşünüyorsun? Benim düşündüğüm sen iyi ki dayanıyorsun Rosie buradaki bu sıcaklığa. Her zaman da dayanırım. Aman ne iyi. Artık gelmeyeceksin diye düşündüm Eyin. Ben de düşündüm bunu. Az önce gözümün önündeydin konuşurkenki halinle. Herhalde mağazadaki tıkırtılardan bahsediyormuşumdur. Evet. Artık bunlardan hiç söz etmeyeceğim John. Ne o, bir şey mi var? Yok, bir şey yok. Düğmeler? Düğmeleri alamadım, benim suçum yok ama. Yoluna koymuştum her şeyi, Bill çıka geldi. Sonra? Bill alıp gitti düğmeleri. 4'ü biraz geçmişti saat. İzin almıştım, peşinden ben de çıktım. Şimdi karşıda biri duyuyordu. Bildiği miydi o? Yok, hayal görüyorsun sen. Bir şeyler içsek John. Gel girelim şuraya. Anlamıştım zaten bir terslik olacağını. Daha öğle üstü. Bütün öğlen boyunca. Sonra Bill'in ayak seslerini merdivenlerde duyduğum vakit ve peşimden çıkınca. Üstünde gri pardüsü, başında kasket, önüm sıra yürüdüğünü görüyordum ama attığı her adımda arkamdan geliyordu sanki. Hatta dükkana girdiğim vakit bile. Hangi dükkana? Tuhafiye ve düğmeci dükkanına. Sonra? Bill'in dükkandan çıktığını gördüm, peşinden bir süre yürüdüm. Sonra o bir arabaya binip fabrikadan yana gitti. Biraz daha bekledim, sonra o dükkana girdim. İyi akşamlar. İyi akşamlar matmazel. Düğmeler için geldim. Demin gelen düğmeler mi? Evet. Tamam. Çoktandır bu düğmeleri bekliyorduk. Geri almaya geldim. Geri almaya mı? Ötekiler gibi değil bunlar. Öncekilerden çok daha güzel. Hayır, kusurlu bunlar. Kusurları neresinde? Parlaklıklarında. Bence hiç de... Şimdi göremezsiniz. Gündüzleri parlaklıkları kalmıyor. Gün ışığında donuklaşıyorlar. Daha iyi ya matmazel. Ama yalnız geceleri ışıldıyorlar. Satılmaları da bu yüzden ya zaten. Sizin düğmelerin hiçbiri gündüzün parıldamaz. Bunun parıldaması lazımdı. O zaman satılmaz, öyle olsa bu kadar çok sipariş almayız asla. Ne bunlara ne de yeni yapılacaklara. Yeni yapılacaklara mı? Ya haber verseniz, bir sürü sipariş var yine. Olur. Eski anlaşmamıza göre olacak. Tabii. Acaba biliyor musunuz yenilerin ne zaman yapılacağını? Ben isimlerini bilmiyorum henüz. Ne zaman alabiliriz sizce? Mağazada çalışıyorsunuz, bilirsiniz. Yok, bilmiyorum. O halde siz yalnız haber verin. Beklediğimizi söyleyin. Söylerim. Siz bana yalnız son gelen düğmeleri verin. Jane'leri yalnız. Üzgünüm matmazel ama istesem bile imkansız artık. Jane için o kadar çok sipariş vardı ki hemen devrettik. Siz gelmeden önce. Kime devrettiniz? Küçük bir dükkana. Hangi dükkana Eyn? Söyledi neresi olduğunu. Uzak mı uzak? Yayan gitmek imkansız. O taraflara hiç gitmedikti John. Metroda yolculara bakıyor. Bunlardan birinin mantosunda Jane olabilir diye düşünüyordum hep. Ama yalnız bir kere metrodan inince merdivende bir kızda Gladys'i gördüm. Dünyada tek başına kalmış gibi parıldıyordu. Birden korktum yine. Bill'in peşimde olduğu korkusu var ya, sürüp gidiyordu o korku. Ömrüm oldukça da sürüp gidecek. İç de ısınayın. Dükkanı bulduğum zaman saat 5'i geçiyordu. Virolar yeni kapanmış, bir sürü insan sokaklara düşmüştü. Şehrin dış semtlerinde sağlı sollu ufak pek çok dükkanın bulunduğu bir sokak. Adını unuttum. Şöyle böyle aydınlıkta vitrin. Önü kalabalıktı ama. Bekleşenlerin omuzlarından doğru baktım. Jane'i gördüm. Jane'i mi? Evet, yani Jane'lerin 12'sini. Üzerlerine ucuz ziynetler, sahte taşlı yüzükler, altın suyuna batırılmış bilezikler konmuş muhafazalar arasında küçücük kadife bir yastığa sıralamışlardı.
bütün öbür ziynetlerden ayrılmış gibiydiler. Hem öyle hem de birbirlerinden ayrılmış gibi. Az sonra düşecek bir uçaktaki 12 kişinin birbirlerinden ayrı oluşları gibi. Seslenemeyeceğimiz, konuşamayacağımız bir kimse gibi. Sadece ışıldıyor, vitrin önündekilerse onlara bakıyorlardı. Jane birçokları tarafından görülmeyi dilerdi diye düşündüm. Böyle geçirdim içimden. Ama düğmelerin rengi değişmedi ben bakıyorum diye. Çoğalmadı parıltıları. Önümdeki bir kadın bir başka kadına etiketteki fiyatın bütün düğmeler için mi yoksa bir tanesi için mi olduğunu sordu. Söze karıştım, bir tanesi için dedim. Pahalı bulacağını sanmıştım ama hemen girdi içeri. Sen ne yaptın? Birazcık daha bekledim. Önündekiler gitmeye başladılar, yerlerine yenileri geldi. Beni ittiler. Tekrar vitrinin önüne geldiğim vakit içerideki vitrin perdesinin kımıldamakta olduğunu gördüm. Jane'li yastığın yerinde yeller esiyordu. Sonunu anlat Eyn. Ufak basit bir dükkandı. İçeri girdiğim vakit dona kaldım hayretimden, unutamam. Bizim düğmelerin burada bile satılması beni çok şaşırtmıştı. Bill söylemişti ama her yerde satılıyor düğmeler demişti. Bir kadın bana sürtünerek sokağa çıktı. Demin bana düğmelerin fiyatını soran kadındı bu. Aynanın önünde durdu, Jane'in mantasına doğru tuttu, sağa sola döndü. Düğmeler karanlığa rastladıkça daha kuvvetli parlıyordu. Kadın hoşlandı bundan. Gördüm, yanında genç bir adam vardı, o da güldü. Dükkan karanlıktı hala. Kendime yol açıp satıcıya yaklaştım, satışın durdurulmasını söyledim. İlk dükkanda söylediklerimi ona da söyledim. O da birincinin söylediklerini söyledi değil mi? Evet. Düğmelerin çoktan satıldığını söyledi. Üçü daha demin dedi. Bir şeyler daha diyordu ama sonunu bekleyemedim ben. Biraz önce dükkandan çıkan kadını hatırladım. Hemen dışarı fırladım. Gördüm neyse. Az ileride otobüs durağına doğru gidiyordu. Peşinden koştum John. Yetişecektim de ama ansızın birisi mantomu tuttu ve beni... Ey? Bill! Uyuyacaktınız hani? Keşke uyusaydım da bütün bunları rüyamda görseydim. Önce beni görmek isterdiniz herhalde. Bırakın gideyim. Sizi hep bir süre için bırakıyor ama sonra arkadan izliyorum. Düşünmüştüm. İsterdim ki keşke ben de rüyamda görmüş olsaydım. Sizin şunu bunu bahane edip izin alarak bazı meseleler peşine düşmüş olduğunuzu. Bırakın beni artık. Bilirsiniz, bir sözüme bakar. Derhal işinizden atılırsınız. Bilirim. O halde anlamıyorum sizi. İstediğinizi yapın. Ya John? John'u karıştırmayın bu işe. Duyduğuma göre bize gelmek istiyormuş. Sizin hiçbir şey bildiğiniz, duyduğunuz yok Bill. Siz yalnız ara sıra mağaza duvarları arasında tıkırtılar duyarsınız. Çan sesleri değil onlar. Biz de çalışıyorsunuz Zeyn. İşiniz de kolay bir iş. 8:30'da geliyor, 5:30'da gidiyorsunuz. Alıştınız işinize. Eliniz yattı. Hafta sonunda ücretinizi de alıyorsunuz. Yarınlardan korkunuz yok. Biliyorum. Kutularda yarınlar. Yanımızda emniyettesiniz Zeyn. Benden eminsiniz de ondan, Jane gibi. Şimdi giderseniz bir daha dönüp gelmek yok. Gidiyorum Bill. Yine koşmaya başladım. Jane'li kadının gittiği yönde koşuyordum ama Bill beni bir hayli oyalamıştı. Görünürlerde yoktu kadın. Ortalıkta eni konu kararmıştı. Koşuyordum derken ileride gördüm kadını. Tramvay durağında durdu. Ben de duracaktım fakat aynı anda bir başka kadının yanındaki sokağa saptığını gördüm. Peşinden koştum, oydu aradığım. Yoksa öteki miydi? Tanımadın mı? Üstün körü bakmıştım, tanıyamadım. Ama bu karanlık, ıssız sokak az sonra arsalara, tarlalara çıktı, bitiverdi. Ve bu yabancı kadının peşinde o derme çatma gece kondu gibi evlerin bir futbol sahasını kapatan tahta perdenin önünden hem koşuyor hem de bile dönsem daha iyi olmaz mı diye düşünüyordum. Dönseydim bulurdum bile. Kadın ne oldu? Çok yaklaşmıştım kadını. Ortalıkta ikimizden başka kimse yoktu. Futbol sahası gerisinde orada burada tek tük ışıklar görünüyordu. Gece konduların ışıklarıydı herhalde. Kadın bu kulübelerden birine girecekti. Ben yetişmezsem az kaldı, John bitiyor. Onunla konuştun mu? Hayır, tam yaklaşmıştım. Birden geri döndü, baktı bana. Çok ürkmüşe benziyordu. Sordun mu? Bu o kadın değildi John. Belki duraktakiydi bu. Belki de hiç görmediğim üçüncü bir kadındı. Jane'i şimdiden satın alanlar bir tane değil, çoktu belki. İşlerinden belki şimdi bir trende güneye gidiyordur. Bir başkası deniz motorlarından birinde kendine yer ayırmıştır. Üçüncüsü sakin de... Sakin olayım. Boşuna Jane'i bulamayız artık. Peşine düşmeseydim hiç değilse bu hafta işimden olmazdım. Gelecek hafta ise... Belki çilek renkli düğmeler çıkardı ortaya. Çeşit kataloğunda eksik kalmış. Baktın mı rengini değiştirmeyen düğmeler? Bilinmez ki John. Öbürleri de başlangıçta böyle düşündüler şüphesiz. Gladys, Susan... Onlar düğme olduktan sonra bir daha geri dönmediler ki. Jane? Bilmiyorum.
Bilmiyorum Jane'in ne düşündüğünü. Onun nerede olduğunu bile bilmiyorum ama belki şimdi doğduğu yerde bir çay masasındadır. Ya da gezmeye çıkmıştır. Olamaz mı? Belki de gülünecek şeyler bütün bunlar. Evet, belki. İnanabilmek de iş. Ben şimdi inanıyorum adeta. Yorgunum. Bir şeyler daha içmek isterdim John. Davet etsem gelir misiniz? Biliyordum. Hala peşimde olduğunuzu biliyordum Bill. Ayrılışımızı kutlamak için. Ayrılmamız olsun. Değmez buna. Bill peşine düşmüş değil senin. Buraya gelişi bir tesadüf. Çok doğru. Onu rahatsız etmemeliyiz. Yok, ne diye rahatsız olayım sizden. Gidelim. Yazık. Başka zamanda siz davet ederdiniz, ben gelirdim John. Nasıl olsa istikbaliniz parlak. İstikbalim bana sizi davet etme imkanı verecek gibi değil. Öyle olmasına da seviniyorum. Ben şaka etmedim. Evet, diyebilirim ki ciddiliğimden de ileride bir şeydi bu. Ciddiliğinizden de ileride bir şey. Beni ilk andan bu yana kuşkulandıran da bu oldu zaten. Daha açık konuşayım. Sizin anlaşmanız çantamda. Bir gör John. Gösterin Bill. Bu çanta düğmelerinizi koyduğunuz çanta olsa gerek. Öyle bir anlaşma ki 3 kadeh viskiye değer pekala. O kadar yumuşak bir kalbim var ki acırım viskiye. Siz bize ambalajcı olarak girmek istiyordunuz John. Oysa bir satıcı için yer açıldı. Hayret, ne tesadüf. Ücreti de zamanla çoğalacak. Size yol mu verdiler yoksa Bill? Bunun için bana yol vermeleri gerekmez ki. Yoksa düğmelere yetişemez mi oldunuz? Çoğalıyorlar mı gitgide? Öyle herhalde Bill. Sebep o galiba. Dünyada pek çok düğme var. Gün gelecek o kadar çok düğme olacak ki ceketlerde yer kalmayacak yeni düğme dikmeye. Bize gelin John. Hayır. Şu dakika çok korkutuyor beni. Şimdi beni işe alıyorsunuz ya, ondan da çabuk kapı dışarı itmenizden korkarım. O bakımdan hiç tasanız olmasın. İşinizden çıkarmazlar sizi. Bizim düğmelerimizin her zaman alıcısı vardır. Bir şey daha var Bill. Eğin çantada değil de kolumda olsun daha iyi. Şeytan görsün yüzünüzü. Gitmek istiyorum John. Gidelim Eğin. Ne çok yağmur yağıyor. Ama yalnız yağmur Eğin. Dolu düşmesine benzer bir şey yok. Korkum da geçti. Çıtırtılı alevlere benzer bir şey de yok. Rüzgar döndü. Artık denizden esiyor. Bu gece aydınlık olacağı benziyor. Bundan sonra hep aydınlık olacak. Bil de düğmeleri de yerin dibine bassın. Artık düğmelerle uğraşmayacaksın. Başka ülkelere gideceğiz Eğin. Sana güveniyorum John. Güvenmek güzel şey. Radyo tiyatrosu bitti. Düğmeler adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan İlse Ahinger, dilimize çeviren Behçet Necatigil. Zihni Küçümen mikrofona koydu, şehir tiyatrosu sanatçılara oynadılar. Muhip Arcuman, John. Nedret Güvenç, An. Suna Pek Uysal, Rosie. Filiz Toprak Usluer, Jin. Rıza Tüzün, Bill. Kemal Bekir, Jack. Okan Bilgütay, satıcı rollerindeydiler.